büyüğün gibi. Lira'yla aynı boylu. Birazcık burada kendimi yukarı şey yapmaya çalışıyorum. Boy olarak bak. Burada ama çok böyle uzunlar denk gelmişsin. Aynen. Biraz daha böyle yapıyorum ve final. Evet hatırlıyorum bu fotoğrafı hatırlıyorum. Size çok uzunlar denk gelmiş. 2018 yılından arkadaşlarım geliyor. 2018'de onlarla İstanbul'daki bir büyük marka konferansında beraberdik. Tuğba Şenol ve Ayşe Melis Gürkaynak'la beraberiz. Hoş geldiniz. Tabii sen yoktun. Tuğba yoktu o zaman. Yokmuş yok. Evet o sezonda. Evet. Nasıl geçiyor? Her şey yolunda mı? Yolunda. Olabildiğince sezona devam etmeye çalışıyoruz bu pandemi sürecinde. Ama şu ana kadar güzel gidiyor diyebilirim. Ya Vakıfbank adına güzel gidiyor. Vakıfbank adına güzel gidiyor. Ayrıca ben de bir voleybol izleyicisi olarak biz bunu 2018'de de konuşmuştuk. Sana da şimdi söylemiş olayım. Sen de hoş geldin. O zamanlar işte takımda ben vardım. Sonra beni atıp seni aldılar. Ben gerçekten çok büyük işler yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çok büyük işler yapıyorsunuz. Yani ne yazık ki Türkiye'de spor biraz ağırlıklı olarak futbola kilitleniyor. Ancak işte çok büyük bir şey başarısı gelirse, Avrupa, dünya başarısı gelirse başka dalları alkışlıyoruz. Ondan sonra bir bütün yıl unutuyoruz. Ben bundan dolayı sizden özür diliyorum. Çünkü bu böyle olmaz yani. Her maçınız büyük iş sizin. O yüzden teşekkür ediyorum. Ama bu Covid-19 dönemi ne oldu? Ya şöyle geçen sezon biz galiba 20 Mart gibi hatta tarihi de iyi hatırlıyorum. Spor Bakanlığı'ndan gelen bildiri sonucu. Liglerimiz iptal edildi. Yani bu federasyon kararıydı iptal olması ama devam edemedik. Bu futbol haricinde basketbol, voleybol bütün branşlar durdu. Sonrasında işte evlerde kaldık herkes gibi. Ama sezona bu sezon başlayabildik yaz antrenmanlarından sonra. İşte bütün önlemlerle beraber elimizden geldiğince antrenmanlara devam ediyoruz. Maçları yapıyoruz. Çok fazla ertelenen maçlar oluyor. Ama federasyonumuz bunu çok güzel bir sisteme oturttu diyebilirim. Peki eskisi gibi antrenmanlar oluyor mu? Aynı tempoda, aynı şekilde yapabiliyor musunuz? Yapabiliyoruz ya. Daha ağır da yapabiliyoruz. Daha iyi oluyor bizim için. Peki arada boş geçen bir zaman oldu mu? Hiç antrenman yapamadığınız, durduğunuz bir zaman oldu mu? İşte o 20 Mart'ta durduktan sonra neredeyse 2 ay, 3 ay hiçbir şey yapmadık. Hah, bravo. Bu çok değişik bir spor. Şimdi bravo. Evet. 2 ay sizin seviyenizde sporcular 2 ay bıraktı. Ben ne olacak? Ben 3 yıl bıraksam bir şey değişmez. Sizin seviyenizdekiler 2 ay bırakınca kas hafızası, kilo, neler oluyor? Ya, nasıl geçti? Ama şöyle hani antrenmanlara gidemiyorduk ama evde antrenörümüzün verdiği çalışma programına göre yapıyorduk. Gerektiği zaman görüntülü yapıyorduk. Yani evde bir şekilde az çok idare etmeye çalışıyorduk. Aynı yani, şey olmuyordu. Olmuyor. Ya. Yani evde salonda böyle düşün. İşte evde başkaları var. Onlar çoluk çocuk yani, varsa çoluk çocuk koşturuyor falan filan. Sen o sırada işte yani olmuyordu. Yani, tabii ki de tam olmuyor. Bir de takım sporu bu yani. Takım şeyinin olması lazım. Peki şey oldu mu? Kaslarınız falan filan böyle bir kendini salma durumları oldu birazcık mu? Birazcık kilo alan oldu, kilo veren oldu. Bir de fiziksel boyut haricinde biraz da psikolojik bir boyutu var. Of. Çünkü çok doğru. Alışığız hani biz yıllarca her gün antrenmana gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey var yani sen de katılırsın. Bizim hiçbir şekilde antrenmanımız durmaz. Yani kar yağar biz antrenman yaparız. İşte çok hastalanırsın. Eğer çok önemli bir maçın varsa maçı da çıkarsın, antrenman da yaparsın. Yani hani çok zor zamanlarda işte bir kayıp olur aileden falan bir şekilde sahaya çıkmak zorundasın. O yüzden hani birinin bize gelip de artık antrenmanlar yok, maçlar yok, liginiz iptal edildi demesi bizim için psikolojik açıdan da çok zordu. Onu atlattıktan sonra işte zaten antrenmanlara başladık evde birazcık da. Ama tabii dediğiniz gibi de topla yaptığımız bir spor yapıyoruz sonuçta voleybol. Hani topu da evin içine koyup da topla bir şey yapmak da imkansız. Ya ben iki anlamda toplu dedim. Hem toplu bir spor hem de toplu bir spor. Yani antrenmanda da evdeki performansınla topluca yaptığının arasında ciddi bir fark var. Peki şunu merak ediyorum. Biraz önce sen şey dedin ya işte hani ciddi bir hastalık bile geçirsen maçın varsa çıkıyorsun. Ben her spor dalı için şeyi okuduğumda gazetede ya da televizyonda seyrederken şeyi duyunca çok kaygılanır ve merak ederim. İşte bugün aslında çok hasta fakat iğneyle oynuyor. Hiç bu deyim başınıza geldi mi? İğneyle oynadın mı sen hiç? Ya, iğneyle oynamadım. Hani ben hep aynı şeyi söylüyorum. Şimdi Tuba da bilir belki ben çok hastalanan biri değilim. Şimdi bu dönemde söylemek kötü bir şey belki. Evet ne yapıyorsun? Hani çek kulağını çek. Taşlara vur, dişlere vur. Nazar değmesin. Maşallah diyelim böyle. Ha. Bir tane maçımı hatırlıyorum. Böyle ateşim vardı çıkmıştım. Ama onun haricinde çok hastalandığım bir maça çıkmadım ben ya da antrenmana.
Senin başına geldi mi? Benim başıma geldi milli takımda. Çok milli takımdayken iğneyle oynamak denilen olayı mı yaşadın? Aynen. Sabah iğne vuruldum. Sonra birazcık zaman daha geçti, hala kötüydüm. Bir daha iğne vuruldum. Sonra maça çıkmıştım. İğneyle oynadın. Evet. Vay be. Peki şey ne oluyor? Yani kendini aynı performansta hissedebilmiş miydin o maçta? Daha iyi hissediyorum. Yani ama öyle oluyor ama çok ama onun şeyde olmaması lazım. Bazı vitaminler, bazı miktarlar olamaz çünkü o zaman da doping'e girmiş oluyor. Çok inanılmaz. Ama genelde hani ya. Böyle iğne vurulunca, serum alınınca, serumla çok alınınca böyle daha şey hissediyorsun. High hissediyorsun yani. High level oluyorsun. Canı çektiği gibi geldi değil mi? Böyle sporda çok daha iyi hissediyorum. Şu anda verseler de bir serum alsam gibi. Kendime gelsem. Gözü ışıldadı. Aa. Ya mesela şey oluyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bir iğne vurulsam iyi gelir. Hani hap almak yerine, ilaç almak yerine iğne vurulsam daha iyi gelir. Daha etkili çünkü. Hani çok hızlı. Bir de belki mesela 2 saat sonra hemen maça girdiğinde onun etkisiyle daha da iyi oynayabiliyoruz. Hı-hı. Sonrasında ama çok bir yorgunluk, çok daha fazla bir hastalık oluyor. Tuğba, ilk sana sorayım. Ondan sonra Ayşe Melis'e döneceğim. Ne zamandı ilk voleybol benim hayatım olacak dediğin? Hatırlıyor musun? Kendiliğinden mi oldu, yavaş yavaş mı oldu, yoksa bir hayal mi vardı, bir rol model mi vardı? Ya şöyle, ben 10 yaşındaydım. Mersin'de doğup büyüdüm. O zaman benim babam sporla çok ilgilenirdi. Yani basketbol, voleybol, futbol, her branşı izlerdi. Hani o benim rol modelim olarak Neslihan ablayı koydu önüme. O zamanlar Neslihan abla ezel başındaydı. İşte Neslihan gibi olacaksın, Neslihan gibi vuracaksın, bak nasıl, çok iyi falan. Benim aklımda hiç öyle bir şey yoktu. Daha sonra boyum uzun diye beni seçtiler, gittim. Geldim, gittim, geldim. Baktım bayağı bir gidiyorum, ilerledim. Benim için ilk önemli yer vakıfa transferim oldu. Ondan sonra ben bu işi başarabilirim, olmalıyım diye kendi kendime düşündüm. Muhteşem. Yine bir böyle konferansta Neslihan konuşmacıydı. O kulisin karanlığında bekliyor. Ben de deli hayranım kendisine. Gittim yavaş yavaş bir selfie yapabilir miyiz falan yaptım. Peki Meyki dedi, ne yapsın kızlar, sahneye çıkacak. Ben de böyle oradan böyle eğildim, bükürdüm. Fakat flaşlı da çekmemem lazım sahneye. Sahneden. Işık yansır, ayıp olur diye. Karanlık çektim. Bir fotoğrafımız var, ütüyle çekilmiş gibi. Hiç ortada ben yokum yani. Şimdi menajerimiz bizim. Genel öyle mi? Menajerimiz. Ay acaba Photoshop'la kendimi yapıştırsam yana falan. Çok saygılarımı, büyük saygı duyuyorum. Tabii yani ki. Hepinize çok büyük saygı duyuyorum. Onun da sporcu kimliği yaptıkları. Tabii ki. Senin hikayen nasıl başladı? Ben Ankaralıyım aslında. Bu arada harika bir şey. Mersin'i çok severim ben. Hatta çocukluğumda Erdemli'ye falan giderdik. Hala da Mersin'de böyle çok güzel kitap evleri var orada. Sokak kitap evleri var. Oralara konuşmaya falan gidiyorum. Mersin'i çok severim. Ama kusura bakma, burada bir torpil var. Ben de Ankaralıyım. Hemşeriyim. Buradan devam ediyoruz. Ankara'dayken böyle hobi olarak, yani annem hani işte beni baleye yolluyordu. İşte piyano çalsın, bale yapsın. Böyle prenses küçük bir kız çocuğum olsun havasındayken ben baleyi falan çok sevmedim. Sonra biraz tenis oynadım. Sonrasında da boyum uzun diye voleybola yönlendirildim. Voleybolda annem böyle işte hani gideyim, zaman geçireyim, arkadaşlarıma sosyal olayım. Hani böyle bir profesyonel bir meslek olarak düşündüğümüz bir şey değildi ailecek. Sonrasında işte yaşıtlarım arasında biraz sivrilmeye başlayınca dediler ki bana, İstanbul'a transfer olmak ister misin? Çünkü ben Ankara Vakıfbank'taydım. İstanbul Vakıfbank A takımı olan daha profesyonel bir kulüptü. Sonra beni İstanbul'a transfer ettikleri zaman annemle babam dedik ki hani tek başına yollamayacağız seni. Kardeşim, annem, babam, ben hep beraber İstanbul'a geldik. 2005 yılıydı. Büyük fedakarlık ya. Evet. Sonra geldiğimde anladım. Hani ben artık voleybolcu olacağım. Bu benim mesleğim. Hani ailem benim için fedakarlık yaptı. Hani ben de bari asılayım, voleybolcu olayım. İlk o zaman demiştim, 15 yaşında. Muhteşemsiniz gerçekten. Çünkü bizler bazen böyle çok kolay görüyoruz. Bazen bir maçta kötü oynuyorsunuz, tribünler hemen yuh demeyi biliyor. Bazen oysa arkada çok değil mi? Çok derin bir hikaye var arkada. Yani düşün, bütün çocukluğun, gençliğin, o gün yorgun olabilirsin, serumla oynuyor olabilirsin. Canın sıkkın olabilir ya da gerçekten o gün kötü olabilirsin. Ya insanlık hali, ne olacak yani? Bir de o işin içine girince birazcık da anlıyorsunuz. Ben eskiden çok büyük bir futbol taraftarıydım. İşte böyle kahramanlaştırıp bütün futbolcuları izlerdim falan. Sonra bu işin içine girince, profesyonel oynayınca, hani tamam şimdi diyoruz işte futbol çok izleniyor falan ama aynı zamanda çok da eleştiriliyor ya. O yüzden bir futbolcu böyle eleştirilince falan altındaki o hikayeyi az çok tahmin edebildiğimiz için aslında
onlar için üzülüyoruz işte, kendimiz için de aynı şekilde. Çünkü çok hikayesi doğru bir şey söyledin şeyler. Biraz önce. Bu benim mesleğim. Evet. Biz her mesleği yapana saygı duymak zorundayız. Bir fırında çalışan, ekmek yapan kişiye de, işte ne bileyim havaalanında çalışanlara, bir hostese, bir pilota, buradaki yer görevlilerine, bütün mesleklere. Bu da bir meslek. Evet. Şimdi sen biraz önce uzun boyluyum deyince aklıma geldi. Bir hikaye anlatacağım size. Eşimle birlikte yurt dışına gidiyoruz. Ondan sonra o da bir cinlik yapmış kendince. Hinlik, böyle hokkabazlık yapmış. Bir pencere kenarı bir koridor almış. Demiş ki ortası da boş kalır. Bak şimdi ne kadar da güzel. Yapma şu hinliği, değil mi? Bu hinliğin sonu var çünkü. Ne oldu? Kimse gelmedi, kimse gelmedi, kimse gelmedi. Son anons, biz oh diyoruz, ben işte kitaplarımı oraya koymak üzereyim, her şey harika gidecek derken bir anda böyle oldu. Kafanızı kaldırdınız. Böyle oldu. İki onluk bir abi geldi. Şimdi Benetton takımı Beşiktaş deplasmanından dönüyor. Benetton basketbol İtalya. Takımı geldi oturdu. İtalya'ya dönüyorlar, İtalya uçuşu. Şimdi geldi abi, işte eşimin üstünden geçti. Yani yapamıyorum şimdi ama böyle durdu, ondan sonra Melis böyle bıraktı kendini. Çünkü başka türlü oturamadı. Yani sığmaz, mümkün değil ona. Ve biz bir seyahat boyunca buna çok üzüldük. Eşimi görmedim seyahat boyunca. Çünkü o bütün yüzünde duvara ördüm. Görmeden ben yalnız başıma uçtum. Fakat gerçekten sizlerin boylarında falan seyahat çok kolay bir şey değil galiba. Ki biz normal boylarız aslında. Ben 1.85, sen kaçsın? Ben 2 metre var boylar. Yani. Tabii bizim... normal boylar bunlar. Benim de hayatım hep böyle diyor. Benim de hayatım hep 1.85. Spor olarak 2 metre tabii arkadaşımız canım, var yani. Tabii bizim ki. Takımda. Ha, yani ekibinizi evet. biliyorum onlar ben işte zor. Beraber evet, fotoğrafımız çok var. Uzun, çok zorlanıyorlar. Yani ben değil ama mesela exit olmazsa uçamayan sporcu var yani. Çünkü gerçekten bacak mesafeleri sığmıyor oraya. Yani şöyle ayakta durmaları gerekiyor. Şimdi ben bunu biraz komiklik olsun diye anlatmadım. Geldiğimiz yerden aklıma geldi. Dedik ya bu bir meslek, derdi var, sıkıntısı var. Ya sen bir maça gidiyorsun. Bir, bir buçuk, iki saatlik uçuş. Bunun önü, sonu, ekipmanını taşıdın, şu oldu, bu oldu. Ve işte şöyle uçtun, evet. böyle uçtun, evet. uzattın falan filan. Kaslar bir hallere evet. girdi. Orada 3 saat antrenman yaptım, bir şey oldu. Yani bütün bunları düşünmemiz lazım, değil mi? Evet. O günün akşamına maça çıkmıyoruz biz normalde. Yolculuktan sonra antrenman oluyor o gün ama yani büyük sıkıntı. O yüzden hep exitleri almaya çalışıyoruz. En sıkıntılı yolculuğunu hatırlıyor musun? Ya da en neşeliyi söyle. Sıkıntı konuşmayalım. Bu maç için giderken en eğlendiğiniz, belki bir kupa aldınız, dönüyorsunuz, onun eğlencesi var. Var mı öyle bir yolculuk hiç aklında? Yani dünya şampiyonası Çin'den sonra bir de uzun bir uçuş yaptık o zaman. Çok eğlenceli o zamanlar geçmişti yani. Yani kupayı aldığımızda kupayı kim taşıyacak? Tabii ki kupayı ben taşıdım en küçük olarak. Sürekli kupa böyle gidiyorum yani. Bırakmıyorum. Herkes bakıyor tabii. Nasıl? Bütün seyahat boyunca kupa kucağında mıydı? Yani neredeyse. Neredeyse seyahat. Evet. Herkes bana bakıyor. Kupayı şöyle bir gösteriyorum nereden aldığımızı. Herkes öyle şok oluyor. Gelip sordular falan. Evet evet diyorum, biz birinci olduk, biz şampiyon olduk. Herkes gelip bana sorunca çok mutlu olmuştum. Senin? Bizim aynı yani herhalde, böyle kupayı alıp döndüğümüz zamanlar eğlenceli oluyor takımla olduğumuz için bir de. Bir de ilgi oluyor tabii ki, hangi takımsınız, şampiyon mu oldunuz falan. Zevkli, eğlenceli oluyor. Şimdi uçakta kimileri film seyretmeyi sever, kimileri kitap okur, kimileri müziğini dinler. Fakat sizin durumlarınızı merak ediyorum. Şimdi bunlar daha çok bir kişi, iki kişi uçuyorsan, işte bir de araya böyle birini alıp görmüyorsan da işini, oh tek başına ne güzel seyahat ediyorsun. Sizde ama o kadar kalabalıksınız ki sohbet, muhabbet böyle mi oluyor? Nasıl geçiyor sizin dikkat uçuşta? Ediyoruz tabii ki onlara. Yani yan yana oturmaya çevreyi dikkat ediyoruz. Çevreyi rahatsız etmeyecek kadar. Tabii ki. Yan yana oturmaya çalışıyoruz. Mesela ben daha çok sohbet etmeyi seviyorum. Yani takımla beraber gittiğim zaman. Bir de ben hemen uyuyorum zaten dışarıda. Senin var mı buddy'in, böyle sürekli yan yana uçman gereken biri var mı? Yok, benim öyle korkularım da falan olmadığı için. Hani ama mesela takımda korkan insanlar var yani. Mesela Cansu Özbay var. Uçmaktan çok korkuyor. Onu yanıma alıyorum bazen. Biri başkası alıyor çünkü Cansu tek başına uçmak istemiyor. Ama dikkat ediyoruz. Yan yana oturmaya çalışıyoruz. Sohbet etmek keyifli oluyor benim için takımla uçarken. Benim için de aynı şekilde ama bazen dizi izlemeyi daha çok seviyorum. Yani ilk zamanlar uçağa bindiğimde ben de çok korkuyordum. Yani bir kere milli takımdan dönerken bile ağladım. Hani düşeceğiz artık, kesinlikle düşeceğiz falan filan, böyle sarsılıyordu. Daha sonra alıştım. Alıştıkça da film izlemeyi daha çok sevdim tek başıma.
alıştığı noktaya bakar mısın? Düşeceğizden alışmaya geçmiş yani. Baktım düşüyorum. Bu uçtan geçmiş. Baktım yani. Artık düşmüyor. Devam ediyorum. Hiç düşmedim bu zamana kadar diye. Hiç düşmedim yani nasıl olursa diye. Peki şeyi de merak ediyorum. Şimdi siz çokça seyahat ediyordunuz tabii ki. Bilmiyorum 15 günde bir falan seyahat ediyordunuz herhalde evet, değil evet, mi? Evet. Yani ayda bir ya da iki yurt dışı seyahati maçlar kesinlikle gereği oluyordu değil mi? Ama şimdi bu COVID-19 pandemisinde her şey değişti evet, sanırım. Nasıl oldu? Sistem niye döndü? Şimdi değiştirdiler formatı. Biz Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde normalde grup maçlarını bir onların ülkesinde bir bizim ülkemizde oynuyoruz. Ya yani toplamda bir 3 kez 4 kez çıkıyoruz mutlaka grup maçları için. Şimdi onu değiştirdiler formatı. Bu kadar çok uçuş olmasın diye bubble diyorlar buna. Hı. Hani bir şehirde, bir ülkede bütün takımlar orada toplanıyor aynı otelde. Dikkatli, steril koşullarda maçlara gidip geliyoruz. Şimdi Bulgaristan'a gittik mesela geçen ay. Bulgaristan'a otobüsle gittik de yakın oldu zaten. Plovdiv diye bir şehirde oynadık. Yakında Edirne'den hemen sonra. O yüzden sıkıntı çekmedik, uçağa binmedik. Şuradan pıt hemen geçiverdik Edirne'den. Düşmedi de. Düşmedi de. Ama şimdi Polonya'ya gideceğiz mesela. Orada öyle olacak. Uçacaksınız Polonya'ya, evet, duracaksınız. Şimdi uçarken tabii siz her seferinde nasıl uçuyorsunuz? Vakıfbank bu arada gerçekten bu konudaki yatırımıyla... Evet. Çünkü büyük yapılar sporun arkasında durmadıkça, böyle durmadıkça bu işi olmuyor. Bu konudaki yatırımıyla gerçekten sizi çok çok yukarı evet, taşıdı bütünüyle yani. Türkiye'deki voleybola da büyük katkısı oldu bunun. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum. Tabii uçuşlarınızı bilmiyorum. Çok kalabalık uçuyorsunuz. Kafile kaç kişi oluyor bilmiyorum ama çok kalabalıktı. Evet, kalabalık. Her seferinde böyle Igapes'in lounge'unda böyle harika imkanlarla uçamadığınız zamanlar da oluyordur. Evet, hemen hop oradan git gel falan. Hiç oralarda böyle çok ağır rötar yiyip bir kenarlarda dinlendiğiniz, uyukladığınız falan çok böyle seyahatler oldu. Oldu mu? Çok mu oluyor? Rusya'da çok oluyor. Ben hep Rusya'ya denk geldim herhalde. Neden bilmiyorum ama Rusya'da böyle işte... Oradan buraya gelirken. Evet. Orada çok rötar yiyorsun. Belki hava koşullarıyla ilgili. Olabilir tabii, bravo. Havaalanında sürekli işte böyle yerlerde yatıp işte ne zaman olacak hadi dönelim. Bir de hep dönüşlerde olur. Giderken olmaz. Çünkü giderken akşama antrenman var yani. Bir rötar yesek mesela antrenman iptal olacak. Ama şansımız hiç giderken olmuyor rötar. O yüzden hep dönüşte oluyor. Biz eve gitme hesabı yaparken. Ama olmaz. Olmaz. Olmuyor işte. Olmuyor. Bir kere de giderken olsa hiç, da o rötar. Asla. Hep dönerken. O yüzden evine... Akşamı otelde geçirsek şöyle. Aynen. Keşke. Dinlensek. Hep oluyor. Bunu niye sordum biliyor musun? Benim de yani bütün yurt dışı uçuşlarında tecrübem odur. Hangi spor dalı bilmiyorum ama nereye gidersem gideyim böyle kenarlarda eşofmanlarıyla hep uyuyan olur, birilerini görürüm. Bir şey spor takımı. Spor kafilesi bir kafile evet, evet. Bir spor kafilesini görürüm. Yani bütün bunların altını şundan çiziyorum biraz da arkadaşlar. Yani biz gerçekten dışarıdan bakınca oh ne güzel. Hele ki bu kadar büyük kulüplerde oynadığınızda işte Türkiye'nin en makbul kulüplerinde voleybol oynuyorsunuz. Millisiniz falan filan. Oh ne güzel diyorsunuz ama her bir maç, her bir yolculuk, her bir antrenman meşakkatli, dertli. Zor. Kimse bilmiyor yani aslında. Valizini yaparken mutlaka içine koyduğun bir iki şey var mıdır? Yani bunlar olmazsa olmaz. Mesela yurt dışına gidiyorsun. Benim uğurlu işte ne bileyim yastığım, bu olmazsa uyuyamam dediğim bir falan öyle şeylerin var mı? Yani saç düzleştiricim muhakkak. Ben uğurlu yastık falan diyorum. Saç düzleştirici dedi. Onu muhakkak alıyorum. Hiç unutmam yani. Yastık öyle çok benim için şey değil. Her yastık şeklinde tamam uyuyabiliyorum. Tamam canım zaten saç düzleştirici varsa gerisi değil mi? Aynen gerisi benim için. Gerisi muuuut gerisi hiçbir önemi yok. Ben sana en iyisini alacağım söz. Sen... Benim öyle yok totemim. Yani hani bunu almazsam işte yeniliriz, bu benim şansım falan dediğim bir şeyim yok. Ama olmazsa olmaz eğer tabii ki maça gidiyorsak. Ama bazen hep şey sayarız oluyor mesela. Stres bizim için. Aynen. Ayakkabı oluyor bende bazen. İçime yani bir doğuyor. Bu ayakkabıyı giymeliyim ya bu maç falan diyorum. Bunu götürmeliyim diyorum bence. Onu götürüyorum. Ha o maç için özel ayakkabı. Şimdi ne var bakayım? Çok güzelmiş bunlarda. Çok güzelmiş. Ayrıca o formayla beraber milli forma ve onları giyerek yaptığınız her şeyle bize de büyük gururlar yaşattınız. Çok güzel anlar yaşattınız. İkinize ve ikinizin aracılığıyla bütün takıma, bütün emek verenlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Biz de çok teşekkür ederiz böyle düşündüğünüz için.